Çok sevgili Fırat arkadaşım beni aradı. Dedi ki yeni bir format yapıyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarımı çağırıyorum. Ünlü. Ben çok ünlü mü? Ünlü. Beni niye çağırdın o zaman? Ben gidiyorum abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Cemre, sende tamam, ünlüsü var mı? Bir şey söyleyeceğim. Ve dedi ki onların işte sevdiği... Mekanlar. Yemek yemeyi sevdiği 5 adet mekan. Şimdi evet. Bu kaçıncı kurguda koyacaksınız bilmiyorum. İlk. İlk mekan olsun. Buranın adını da... Onu ayrı da alırız. Onları bilmiyorum. Burada çok güzel bir şey yiyeceğiz. Onu şimdi söyleyebiliyor evet. muyum? İçeride söyleriz. İçeride mi? Evet. Ben de formatımızın çok adını söyleyebilir miyim? Bana söyle bakayım neymiş? Bana söyle. Ünlülerin sevdiği mekanlar. Aman. Formatımızın adı ünlülerin sevdiği mekanlarmış. Aynen öyle. Ve bu formatta Zeynep gibi değerli dostlarımız, arkadaşlarımız Amiri, da olacak. Falan, öyle öylesi şeyler kankam. Dersen heyecan benim yaparım. İçin çok özelsin sen. Dik durdun evet. mu? Şöyle. Hadi gidelim o zaman. Hadi bakalım. Bekleyin. Şimdi mekana geldik. Mekanın adı ne Zeynep? Snack. Ama sunuk diye yazılıyor. Sunuk diye yazılıyor, snack diye okunuyor. İşte ben yazıldığını diyor, gördüğüm sunuk. İçin sunuk snack. Kore tostu galiba evet. değil mi? Kore tostu mu? Ya ben buranın müdavimiyim. Yıllardır buraya Yanlış geliyorum anlamam. Ama burası bir ay önce açıldı. Bir aylık mekan müdavimi. Evet. Ama bana sordu nereye sürekli gidiyorsun? Evet. Bir, ama öyle bir tost ki bir kere ben onu tadına baktım. İkinci defa dedim ki wow. Dedim ki Fırat oraya gidelim çünkü beğeneceğini biliyorum. Bu arada ben Zeynep'i bayağıdır da görüşemedik. Hepsi konuşuyorsan da çok özledim kanka seni. Evet. Vallahi çok özledim Vallahi. Kardeşim. O zaman birer tane Kore tostu istiyoruz. Sucuklu. Sucuklu. Ben biraz önce sordum ama benimle dalga geçti. Cevabı alamadım. Sucuklu burada mı var? Yani burada. Siz harmanladınız yani değil mi? Kore tostu genelde sucuklu olmuyor. Burada sucuk kondu. Bu olarak Kore tostu denilemez. Hani bu biraz yorum getirdiniz. Biraz daha kendi yorumunuzu getirdiniz. Çok benim hoşuma gitti. Eyvallah. İçinde neler benim oldu? Benim de hoşuma gitti. Evet. evet. Geldiğinde de zaten içini şey yaparız. Parça bu gösteririz. Adım adım gidiyormuş. Aynen. Tamam. O zaman iki tane rica ediyoruz. Ne içiyorsun? Bir şey içiyor musun? İstiyor musun? Soda. Soda. Soda içinde parça limon. Bu arada çok telefonlar alıyorum. Fırat Sobutay'ı tanıyor musun? Telefonlar gelip programda yemek Fırat yemek... Fırat Sobutay'dır o. Akrabalarım, herkes, sevenlerim, sevenlerim. Eyvallah, sağ ol canım. Seninle yemek yemek istiyor insanlar. Öyle, güzel yerim. Yani bir göreyim demiyor. Bir onunla fotoğraf çektiriyor. Onunla karşılıklı yemek yemek istiyorum diyorlar. Nasıl bir etki yarattıysan artık şapkan düşmesin kanka, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi video bomba gibi. Bu videoda çok eğleneceğiz. Zeynep'in enerjisi tanıtımları muazzam. Tanıtımları oluyor mu? Tanıtımları. Neyi? Mesela aa ne yaptın sen ya bunları falan koyuyorsunuz ya. Bit. Şimdi görüyorsunuz ya, yani bir şey söylemeye de gerek yok zaten, detayda da görünecektir. Bakın şurada bir etiket var, onu ben göstermek istiyorum. Ben böyle mekanlarda böyle şeylere bayılıyorum. Küçük şimdi, detayları değil mi? Evet, bir aslında çok büyük bir şey o, detay değil benim için. Pardon, bir tane de bardağınızı kendi özel bardağınız, kahve bardağı. Ben çok kıymet verdiğim için... Zeynep, mekan senin de yoksa bizi mi yiyorsun? Hani ben şey yapamam mı? Ama bir hakkıyla geldiğim yerin her şeyini... Eyvallah. Şuna bak, çok tatlı. Bakayım mı? Aa, açılımı da var. Sen İngilizce var sende, bende yok. Bende yok. Sende vardı. Açılımı nedir? İç, gülümse, oğlum, biz ben de diyor. Bakmadım bile, smile mi yazıyormuş? Tamam, bize o kadar... Kankam ben Hadi yiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Şu an arkadaşlar içinde gördüğüm malzemeler yumurta, avokado, taze soğan, kaşar, sos var. Kaşar bir şey var. Peynir ne peyniri? Kaşar. Normal kaşar mı? Zaten benim görmüyorum ama. Bu arada yine bir şey söyleyeceğim. Sen ye ya. Taze soğan olan şeylere bayılıyorum. Yani taze soğan benim için bir muhteşem bir şey. Evet. Bakın arkadaşlar bu tostun en önemli özelliği bunların, Kore tostlarının. Şöyle ekmekleri yumuşak, pufuduk ve buranın ekmeği de çok pufuduk. Ama yememe nedenim şu an ağzıma yüzüme bulaşacak. Ben ne yapacağım ya? Ben hiç böyle... Tabii olur. Benden alışkın. Şu an çok hemen kalabalık bir kitlem var ve onların önünde yemek yiyemeyeceğim. Şöyle bir ısırabilir miyim? Hiç ısırmayı görmek isterler. Yaklaş Furkan. Isırırken yak. 1-2-3 Hop. Allah'ım şu güzel sevimli kızın dönüştüğü şeye bak ya Rabbim. Aha bulaştı değil mi? Yönetmenim ya. Ağzıma yüzüme bulaştı. Bu arada. Güzel mi?
kullandıkları sucuk gerçekten çok kaliteli, iyi bir sucuk arkadaşlar. Saçma bulaştı ya. Ondan sonra ve bu aslında baktığında bizim kültürle Kore'yi harmanlamışlar harbiden. O yönde çok güzel olmuş. Bak ben böyle şeyleri seviyorum. Hani kendi yaşadığı bölgeye göre uyarlamışlar lezzeti. Allah kahretsin saçını. Ya kanka kendi peçetenle niye benim yüzümü siliyorsun ya? Yüzdeyiz saçını. Vallahi ya. Şu saç kanka saçta şurada. Ha tamam. Ben bu olayı artık çok olsun, seviyorum. Sosu. Dolu dolu ve sos ve şey tam böyle... Sosu çok güzel değil mi? Çok güzel. Bak o çok saçıma bulaşan şey de sosu. Çünkü şu an çekindim. Normalde böyle soslu şeyleri daha... Yani tek başınayken rahat yersin, yani, gömülürsün ama şu an sizden çekindim. 10 numara bir sokak lezzeti şu an. Tadı çok güzel. Yani avokado seveni de mutlu ediyor, benim gibi sucuk seveni de mutlu ediyor. Evet, biraz benim kişiliğime benziyor. Aynen, yemin ederim senin kişiliğin de böyle ya. Harbiden böyle yani. Artık çekinmiyorum çünkü bence biz bizeyiz. Çekinmiyorum dedikçe yönetmenim de bütün... Heh al iyice. Şeyi alalım ya, çok fiyatını da çok merak ettim bunu. Pardon, fiyatı ne kadardı bunun? Kaç? Bırak. Kaçmış, Bırak. Bugün hesabı ben ödememiştim. Ne kadar? 275. Evet. Ama bir öğün, bir buçuk öğün. Çok büyük, evet. Yani ben mesela büyük. Şunu söyleyeyim. Kore tostu daha önce başka yerlerde de denedim. Çok daha şeydi, küçüktü. Denedim başka yerde sen. Evet. Tamam. Şu an böyle bir bazı şeyler, hatırlıyor musun? Lokma şeyi vardı, furyası vardı. Evet. Her yerde lokmacı. Ben buna bayıldım. Ha? Bu güzel yani, ama. Yani bir tost için fazla bir fiyat gelebilir ama. Bu mesela. Kahvaltı muhabbeti. Ama dediğim gibi beğendim ve benim gibi bir adamı da doyurur. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Yani bu beni doyurur. Eşim bu tostu yemek için yanımızda geldi. Bizim eşi de 1.95. Reklam şirketimiz var o yüzden. Onu da araya bak, çok bağlantılı çünkü. Neredesin ya? Serdesin reklam, markaları bekliyoruz. Hani bir şey gerçekçi olmalı. Ben reklamı yapacaksam... Gömüp gelebilir miyiz? Kendi reklamımı da yapacağım. İyi buradan. Yaptın. İyi yaptım tamam. Abi. İçimiz dışımız bir. Kesinlikle öyle. Ne diyoruz şimdi? Nasıl başka mekana geçmeden önce? Biz şimdi bunu hemen böyle laps diye bitiremeyiz ya. Gömüp geliyoruz. Biz bunları gömelim. Zeynep bunu Serhat'la gömer muhtemelen. Ardından da diğer mekanda zaten görüşürüz. Zaten bekliyor. Bekliyor değil mi? Diğer mekanda görüşürüz. Aha kayda girdik. Aha girdik. Yıldız Köfte'ye geldik. Evet, Yıldız Köfte Salonu. Çok lezzetli köfte yiyeceğiz burada. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir ambiyans değil mi? Evet. Çok güzel ortam Zeynep. Evet. Sen bak, ben buraları geçip gidiyorum. Hiç girmedim buraya ve çok güzel duruyor. Burada komi aranıyor yazısını görünce hemen Fırat'a söyledim. Ben de dedim ki komik arasalar da buradayım ama komi değilim şu an dedim. Dondurdu bu espri beni. Böyle elim ayağım kilitlendi. Birer tane köfte söyledik arkadaşlar. Evet. Oğlum şu an kendimi çok garip hissediyorum. Bir sanat filmi gibi. Bu arada burada hayatta en çok sevdiğim şey var. Çünkü esnaf lokantası Kemalpaşa tatlısı. Evet. Fırat'a dedim ki Kemalpaşa'yı mutlaka yiyeceğim. Evet, o zaman köfteler ve Kemalpaşa gelince buradayız. Aha işte sen de buradasın, gördün mü işte böyle yaparlar. İşte yönetmenim, görüyor musun kendini? Biz göstermiyoruz, onu sildik. Güvenlik sebepleriyle yönetmeni göstermiyorum, kaçırırlarsa. Bu arada sana bununla alakalı olmayan bir şey söyleyeceğim. Söyle kanka. Burada yani böyle restoranlarda ekmek çok taze olur her zaman. Çok da güzel olur aynı. Yani o yüzden de tercih ediyoruz. Çünkü mesela mekanlara gidiyorsun bu kadar taze bir ekmek yok. Olmuyor. Bu arada menü benim çok evet. Eskili çok güzel dikkatimi çekti. Bak. Telefonun sesi bile güzel burada. Çok güzel değil mi bak? Duyuyorsunuz değil mi? Listeler falan çok güzel. Bakayım dur şöyle bakıyorsun fiyatlara yani, neler var? Ezogelin var, pirinç pilavı, bulgur pilavı, tas kebabı, orman kavurma. Kebabı, et sütü. Bu arada buranın et... kavurmasını da övmüşler miydi? Evet, ben genelde köfte. Biz ama şey söylüyorum. Izgara köfte söyledik. Bakar mısın ızgara bak köfte. Tatlılar kadayıf, Kemalpaşa sütlaç yani. Bu arada bu fiyatlar şu an güncel fiyatsa çok iyi değil mi? Evet. Daha demin yani ki fiyat şu an menü yiyoruz. Ama yani bambaşka abi. Tabii yok, takılıyorum fiyatları be. Fiyatları da. Söyleyeceğiz. Bambaşka. Siparişimize göre söyleyeceğiz efendim. Bura kaç yıllık ya, onu bir öğrenelim ya. Tamam, onu öğreneceğiz. Onu bir çok merak ettim. Pardon. Kanka sen sorsana ben. Kanka yemeği getirdiklerini hemen soruyorsun. Öyle mi soruyorsun? Tamam öyle. Tamam kanka. Ne kadar oldu Zeynep? Biz bir yıl oldu mu yüz yüze görüşmeyeli? Ya bana sürekli reel satıyor Instagram'da. Ama eski şeyler böyle. Sen de bozuyorsun. Sonra tepki vermeyince de üzülüyor. Ben bunu izledim. Dedim mi hiç öyle dedi. Kalka dedi. Ben bir şey oldu. Ah biliyorum bunu falan dedin. Ama ilk çirkinleşme yine benden ya. Sen de dedin ki ulan 1000 tane izlediğimi atıyorsun. Ona bile cevap verdim. Şimdi mi bana mı bozuluyorsun yazmıştın. Ona mı bozuluyorsun gibi bir şey olmuştu sanki. Şimdi Instagram DM'yi açamayacağım. Hayır, burada sessizleştim. Programın izlenme oranı düşerse düşmeyecek mi diye onu anlamaya çalışıyorum. Ne oldu tek başına kalınca? Kanka yanlış anlama. Tek ben başıma çektiğim bir tane video var. Beni ilgilendirmiyor. Bu sonuç kardeş, bak burası benim alan. Tamam mı?
yani şurası. Ben bu sesi... Ay kapının sesi bile teyze geçemedi. Ya, çünkü 1.95 olunca. Şimdi onu Furkan'ı da merak edecekler. Hiç gördüler mi? Ben biraz önce gösterdim, onu koyacak mısın? Bütün gün yemek yiyince ben konuşamam ki boğazıma. Ben mal koyacağım. Kurban ölüm köfteyi getirin abi, bunun susması lazım abi. Unuttular mı acaba? Ha? Unuttular mı? Unuturlar mı Zeynep? Bak bir de ne hoşuma gidiyor biliyor musun? Orada tuzluyorlar. Şimdi bir yere gittiğinde bir şey söylediğinde böyle geliyor ya. Ben yemeğimin tuzlanmasını seviyorum. Aşçı amca orada tuz döküyor. Seni düşünüyor. Bizi düşünüyor. Yemek gelince geleceğiz. Acıktım. Bu sefer kesin acıktım. Yemek gelince geleceğim. Acıktım. Acıktın mı? Acıktım. O zaman köftemiz gelince biz buradayız. Bu arada ben kameraya girmek için böyle duruyorum. Böyle görünüyor muyum mesela böyle durduğumda? Görünürüz. Vallahi köfte gelince bu sefer geliyoruz. Evet, Zeynep'ciğim çok güzel geldi köfte. Pilavı, patates püresi. Amcalar olduğu için çok yüksek sesle konuşuyor. Yok, hiç önemli değil ve ekmek dediğimiz gibi... Bir şey diyeceğim, onu zaten şöyle, affedersin kolum girmesin. Ekmeğin köşesi benim. Ama o iki köşe, şöyle... Ya, ters köşe oldun değil mi? Aynen. Ha. Allah, yine espri geldi. Kankam şey ben... oldum, böyle aniden Fırat'a espri yapınca her şeyi attım duruyor. Hadi bakalım. Ne diyorsun? Şu ekmeğin içini şöyle şuraya koyayım. Bakın yanında, tabi detay aldınız değil mi? Şeyi var. Patates püresi var. Püresi. Evde anneannemin yaptığı püreye benziyor çok güzel. 80'lerde o. Köfte. Zaten bildiğin köfte senin gerçi. Ben de köftenin tadına bak diyordum ya. Sanki ben mekan alışkanlık kanka, şey alışkanlığı. Ama olsun. Sanki benim de tadına bak yapalım. Ekmek gerçekten tazecik. Kız gibi köfte, çocuk ya. Köfte var ya. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ben şöyle şöyle yapıp gömüyorum. Şimdi Fırat bana dedi ki yemek yerken konuşsana dedi. Ama mesela şu an çok güzel olduğu için sadece yemek yemek istiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biber mesela acı mı değil mi? Böyle bakınca anlıyor musun? Bu biber acı mı? Bu acı. Bence bu acı. Hafif rengi açık olunca acı oluyor kanka. Dur koyu bakayım. Olunca. Açık olunca acı oluyor. Böyle bir fosforlu rengi olunca acı oluyor. Bakın. Amca, gene ağzına bir şey bulaştı, düştü. Amcalar. Buraya ciddi amcalar geliyor. Bu ne? Amcaları. Elimle tuttum verdim, Allah'tan. Ben de dedim ki peçeteler amcalar silip koymuş peçete. Yağlı peçete tuttum. Parmağım şey tuttum ya. Görüyor musun yönetmeyim, nerede kaldı mı şey? Yok kalmadı. Biber de... Acı mı? Evet abi, fosforlu rengi oldu mu acı. Aa, bu acı değil. Bunu istiyorsan acıysa ben yerim, yemiyorsan. İşte o da acı değil. Onca yemek programı yapıp... Abi ama normalde acı biberi ayırt edemiyor, görüyor musun? Bir de sen neresin? Adana'lı ve acı biberin ayırt edemiyor rengini. Açık fosforlu rengi olunca acı oluyor. Bak bak bak. Sallıyor. Bak bak bak. Köfteyi sallıyor. Ha bak bu da acı. Kökü bunun da acı çıktı. Acı biber. Bu acı. Ama köfteye bayıldım. Gerçekten güzel. Ya ama ben... Bunu sana ayıracağım. Yönetmen orada canı çekti yani. Oluyor. Ağzını sil i̇stediğim, oradan peçete ver. İstediği mekanla. İstediği mekanla geliyor Furkan. İstediği yerde istediğini yiyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Ama bekliyor şu anda bak. Şu an canı çekti. Abi kadın darı siliyor. Sen bir tane. Bazı takipçiler şey diyor. Ya, yönetmene kadar... niye vermiyorsun diyor. Ben vereceğim zaten işte. O takipçinin haklı. Ama ben veriyorum diyor zaten. Onu anlamıyoruz ama... la. Takipçi çekimden sonra istiyor. Yürüyor. Aşkım çekimden ben sonra ben onu da yürüyorum. Yapmıyor mu Furkan? Daha demin yaptığını ben de uzat abicim de ağzına yapmıyor muyum abi? Değil mi abicim? Neyse ye canım benim. Ekmek köftenin bu arada... Onu sormadım. Ekmek testisi misin? Köftenin içindeki şeyi de anlatmak istiyorum. Baharat ayarı ki baharat da bence yok. Sadece tuz karabiber var bunda. Biraz maydanoz var gördüğüm kadarıyla. Çok güzel gerçekten ya. Bayıldım. Ellerinde... Kaç yıl oldu abi? 42 yıl oldu değil mi? Menüdeki fiyatlar güncel fiyat mı? Aynı güncel esnaf işi. Ben hemen size arkadaşlar fiyatları söylemek istiyorum. Köftenin fiyatını söyle. Gerçekten köftenin fiyatını hemen. Ne kadar bu porsiyon köfte? 95 lira. Bu görmüş olduğunuz porsiyon köftenin fiyatı gerçekten şaşırtıcı. Gerçekten şaşırtıcı. Çok güzel. Kanka ekmeği öldürdün. Ekmeğin sesi geliyor. Vallahi geliyor. Kemal Paşa yiyecek misin burada? Bakacağım tadına. Hı hı. Bir tane de Kemal Paşa rica edebilir miyiz? Köftenin içinde baharat da varmış bu arada. Var zaten. Geliyorum. Kemal Paşa tatlısıyla geliyorum. Bir porsiyonda 4 tane var değil mi? Evet abi. Çok güzel. Bu ne kadar? 40. 40 lira evet. Zaten bizim 2 kişiye yeter o. Bir de Furkan da. Kız sen nasıl yemek programı bu?
konuşuyorsun. Ver. Ben de kaşıkla yiyeyim. Bakar mısınız? Bak bak bir çok şey. Güzel. Bak bak bak. Bak, bıngıl bak, bıngıl. Bak bak bak. Hayır hayır, şunu demek istiyorum. Yani bazı insanlar şey yapıyor, böyle biraz bastırıyor. Bak bastırdım, içindeki şerbeti almak seviyor. Ay 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 ay. Ay ben kendimi yitirdim. Ay ay ay, bak 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 bak. Düştü. Elime düştü. Yuvarlandı. Kanka çok iyiymiş ha. Abi şoka gibi bir fiyat. Hayatım küçüklüğümden başladığım o tat. Küçüklüğüm dedim, büyüdün mü? Çok. Benim için hala 15 yaşındasın. Ben şu an konuşamıyorum, o kadar da çok güzel. Beni başka bir yerlere götürdü, yani şey çok bu. Çok güzel. Zaman makinesi gibi bir şey yiyecekler. Lezzet ve koku insanlar da bunu yaratıyor arkadaşlar. Zaman makinesini icat etmeye gerek yok burada. Arkadaşlar fiyatlar bu, lezzet bu. Bu arada bu fiyatları Zeynep yabancı değil, benim çok yakınım olduğu için söylüyoruz. Diğer konuklarda söyler miyim söylemez miyim bilmiyorum. Zeynep var zaten, ayıp olmaz değil. Yani, evet. Onun için fiyatları söylüyorum. Ben misafir değilim. Ben ev sahibiyim, öyle düşün. Kanalın sahibi, şifresi Zeynep'te. Yani ama. Yorumlara bakar. Bir şey diyeceğim. Artık bana günde 1000 tane Reels gönderdiğin için ben ev sahibiyim. Onların faturası bunlar. Eyvallah kankacığım. Diğer mekana geçeceğiz. Diğer mekana geçeceğiz. Canım Kemal Paşa seni. Sana bıraktık kanka. Sağ olun. Evet. İşte ellerinize bak. Sağlık tekrardan. Çok iyi sağ çalışmalar. Sizin hayırlı. Sizin neydi efendim? Tahir ben varım. Memnun olduk. Tahir Bey. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol. Ha kayıtta mısın? Kayıttaki halime geleyim. Kayıttaki halime geleyim. Kayıtta bambaşka bir soru. Dışında şey yok değil mi? Yok benim. Benim var mı? Eğer senin var galiba ya. Böyle konu. Böyle açma. Valla neresinde lan? Bilmiyorum şu an. Sen kendi dişim. Git kanka diş hekimine. Mesela şimdi sen beni çok iyi duyuyorsun değil mi? Ama ben duyuyorsun değil mi? Ne diyor Furkan? Her şey çok iyi. Çünkü onu duymuyorum. Ama ses yalıtımı süper. Çok iyi. Ne oldu, tek başına kaldın gezdiğin? Tek başına kaldım. Oğlum, bir dakika. Tek başıma değilim. Şey orada benim kardeşlerim var. Oo politikacı. Sabotaj abim vurdu, gol oldu. Ayla mantı zaten bilinen bir yer. 1969'dan beri ben eski yerlere bayılıyorum. Fırat deyince mutlaka buraya geleceğim dedim. İçeride burada da mantı dışında çok sevdiğim bir şey var. Onu evet abi. Söyleyeceğim. Evet abi, öyle bir şeyler varmış. Bakalım bu göreceğiz. Bu fotoğrafını çok mu seviyorsun sen her yarım okuyana? Bu kanal fotoğrafım. Öyle mi? Kanal fotoğrafım, şey fotoğrafım, Fırat, her şey bu. Kanal fotoğrafını değiştirsin mi, değiştirmesin mi yorumlarda bekliyoruz. Abone olursanız da sevinirim. Sizler için yeni yeni formatlar denemeyi çok seviyorum. Yeni YouTube başlayacağım ben de. Bana dediler YouTuber ol. Hepiniz bana gelin. Onları konuşacağız içeride. 1 milyon mu abonem var? 1.260.000. Bana da gelsin hepsi. Gel. Çekiliriz tabii, gel kardeşim. Çok ünlü. Bakar gel. Mısınız? Sen çeksin mi hayran? Çok seveni var, ben de izliyorum. Sen çek, yasak mı? Çekemiyor musun? Yasak. Teşekkür ederim. Vallahi mı? Bak benle de fotoğraf çekmek istiyorum onu. Ay evet, çok evet. Sevindim. Oturmadan önce gene konuyla alakasız. Bence benim bir YouTube kanalım olursa konuyla alakasız olmalı adı. Bak o kadar bir mont giyiyorsun. Cebi telefonundan küçük olunca bana gelenler geliyor. Cebi telefonundan küçük. Ben neye işe yaradı bu mont? Bak. Bak. Sinirlenmiyor musun? Mesela bana hayatta ya. En çok sinirlendiğim şey cebi. Arka cebimde taşıyor. Şuna bak. O kadar mont yapıyorsun. Bu ne ya? Kanka deneyebilir miyim montu? Tabii ama kolların çok gerdiriyorsa orada vazgeç. Tamam. Sündürme. Tamam kanka. Dur yırtma. Aman. Püüü, tam bir kağızman. Nasıl? Fırat Sabutay'ın şarkısı da bayağı. Çok. Kaç dinlenmiş? 3.9 YouTube, 2.5 milyonda şeyde Spotify 2.5 milyon. O zaman buradan hepiniz çok sevdiğiniz için takip ediyorsunuz. Haydi el ele verelim, Spotify 3 milyon yapalım. Yaparlar biliyorum, seni yaparlar. Çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Bu kadar tatlı bir insan ki asla şunu demez. Ay keşke 3 milyon Spotify'ım demez. Onun yerine ben söylüyorum. Biliyoruz kanka içinden. Evet. Kim istemez ki Spotify'a bir şarkı ki ben de yükleyeceğim. Ben de isterim. Yapıştır şimdi. Ne zaman geliyor? Buraya bir 14 Şubat şarkısı. Evet. Sen dinledin zaten. Klibini de çektik. Olmuş. Çok güzel. Vallahi tatlı oluyor. Aşk kartlarda. Olur. Kartlarda. Heh. Bitiş ekranında her yerde bulabilirsiniz Zeynep'in şarkısını. Gidin klibi dinleyin. Aynen. Selamımızı söyleyin yorumlarda. Ne güzel anlattın ya. En güzel burayı anlattın vallahi. Spotify, TikTok, Instagram bütün mecralara giriyor. O zaman story atıp şarkıyı paylaşıp seni etiketleyebiliriz buraya mesela. Buraya teaser'ı da koyacağız değil mi? Kanka zaten kanal şu an sende. Sen koyarsan koyarlar. Ben klibi de yapacaktım ama teaser dedi çok güzel olmuş dedi. Teaser'ı koyacağız. Biz dedik yarımşar porsiyon mantı yiyelim.
Çünkü birçok yere gidiyoruz ve burada da çiğ börek de yemek istiyoruz. Çünkü buranın çiğ böreği de çok güzel. Sahile mantar ama mesela sahile çiğ börek de olabilecek kadar güzel. Bunu da bilin lütfen. Biz zaten biliyorsunuzdur da ama güzel yani. Ben bir şey demiyorum abi, yok sen de kankacığım. Bir de kankacığım. Çok sevdiğim bir şey var, o da bütün bunları yedikten sonra siparişini vereceğim. Ben bu telefonla arayıp burası bir mantıcı olmasına rağmen onu soruyorum. Acaba ne? Yemekten sonra. Kurban olayım, mantı hızlı getirin abi. Mantı bir önce getireyelim yemek, abi. Yemek. Var abi, ver sarımsak falan, okeyiz hepimiz. Bir dakika ya, ben yarın bir yere gideceğim. Yok yok, bugün gideceğim. Yok kanka, bugün video çekiyoruz. Bugün yok. Olsun. Ay yeni de yıkandıydım ya. Hiç. Ver abi sarımsağı. Bir tane az sarımsak. Tabii. Aynen. Az olsun. Tamam. Sarımsaklı olsun ya. Sonra çiğ börek de veriyorum. Aynen anne. Tamam. Aynen. Tamam. Yok sağ olun. Normalde ben de buram sarımsak. Yutarım ben sarımsağı. En çok o yönünü seviyorum Zeynep. Şey kızlar, buradan söylüyorum. Böyle yakışıklı bir yönetmen yok. Duyar o. Ama işte göstermiyorum onun için. İspanyol karizması var. Eski kameramanın nişanlısı benim eski takipçimle. Hı? Eski kameramanım. Nişanlı benim... mıydınız? Hayır, pardon eski efendim. Eski takipçimle nişanlandı. Bir dinle ya. Vallahi bir dinle artık. Senin ya. Eski kameranın değil, burada Furkan Bey'i konuşuyoruz. Bekar evet. Mısın şu anda? Diyorum bekar. Bekar mısın? Evet. Bekarım çok şükür dedi ya. Kızlar vallahi bu kadar efendi bulunmuyor ya. Yok, içecek bir şey istemiyoruz. Değil mi Zeynep Hanım? Niye istiyorum ya? Sen kayda girdin mi? Gir. Kayıtta mısın? Sürekli içecek istemiyor, bir de bana baskı yapıyor. İçecek istiyor musun Zeynep Hanım? Kesinlikle. İstiyorum ben. Sodasız yemek yemiyorum kardeşim. Ciddi misin? Evet. Sodamızı çektik kenara, artık mantımızı yiyelim mi? Evet, teşekkür ederim. Hadi. Tehdit ediyor ya konuğunu. İçme, sodayı içme. Kankam sonda içilir o. Bak tamam, şimdi okay. Bunun, bakın şöyle bir görün. Gel. Bu şimdi böyle geliyor ya, mesela yoğurdu burada. Mesela ilk kaşığı buradan mı almayı tercih edersiniz? Ortadan mı? Ortadan mı? Yani ya da yarı öyle mi? Ve en tereyağlı kısmından mı? Ben bunu hep yaşıyorum, siz? Kanka nasıl istiyorsan ya. Ben çok böyle düşünmeden dalıyorum yani. Nasıl istiyorsam şu an. Sonra da yemek programı. Ama ben kesinlikle pul, biber ve sumaksız. Ben hiçbir şey koymayı sevmiyorum. Eyvallah. Hmm. Çok güzel akmıyor bu da ya. Yalandan değil vallahi, böyle ses çıktı. Bak ama ben daha da mesela evde aslında ben yaptığımda yarısı tereyağı oluyor. Ben tereyağsız, yani tereyağsız bir dünya çok seviyorum değil mi? Çok seviyorum. Tereyağı sevdiğim için İskender'i de çok seviyorum. Mantıyı da çok seviyorum. Başka tereyağı bol olan. Beni seviyor mu kanka? Kanka tereyağı dökersen kafandan aşağı, seni de seviyorum. Ben de bunu bayılıyorum. Turşuya bayılıyorum kanka ben de. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Fırat Sabutay gibi bu konuda her yere giden bir insanın keşfetmediği bir yer varmış. Bu arada yeni açılan mekana gitmedim. Köfteciye gitmedim. Hı hı. Onlar da gittiğim yerler değil bu arada. Gördüğüm o yeni mekanın eski yerine gitmiştim ben. Yani başka bir mekanken oraya gitmiştim. Yeni açılan yere gitmedim. Köftecinin önünden geçtim. Denememiştim. Onu denedim. Hani burası seviyor musun? Okey dedim. Gelelim. Hani ben daha önce gittim ama senin için tabii ki aynı. Aynen öyle. Format vereyim. Anlamadım hayır. Ben montumu giyeceğim, üşüdüm ya. Hayır, şu an Zeynep kızım, çekip de musluk, gidebilir. Musluk mu bu? Elini yıka diye kanka. Kalk, görüyor musunuz? Gitme. Hizmette sınır olmayan bir yer. Elini açayım aç. Mı? Kız açayım aç. Mı? Aç. Açayım mı? Aç. Bak yönetmen ne korkuyorum oğlum, açsam ne olur en fazla. Cık diyor, aynen. Yazık oldu. Açacağım işte. Kız izlenir, Fırat'a destek izlenir, geliyor musluk kanalı. Gel. Ya öyle bir şey mi çıktı, başka bir şey mi bu? Abav korktum. Ay strese bak. Oo, adrenalin mantıcıdaki musluğu açınca ne olacak kadar büyük bir adrenalin yok şu hayatta. Senin de omzunu burada. Bir şey söyleyeceğim. Zeynep böyle ufak tefek gözüküyor da çok güçlü arkadaşlar bu arada. Şey bir şey sorabilir miyim? Öğreneceğiz. Çünkü siz de merak ettiniz. O muslukta ne? Bu çalışıyor mu? Şu an çalışmıyor ama normalde. Ay. Çalışmıyor mu? Açık zorlama bırakmadım o zaman inşallah onu. Yok bir şey olmaz. Ne olur? Bağlısı kapalı. Bağlısı kapalı mı? Evet. Gerçekten her gittiğimiz yerde yemeği bitiriyor. Ben şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Ben eşime paket yaptırdım, onu söyleyeceğim. Sen evet. gerine, çoruna ben çoruna bir şey var. Ben görüyorum ya. Kanka 126 kilo oldum ben. Abi evet, bir de sığamıyoruz. Farkınız aslında bu masalar 4 metre. Ama Fırat'la oturunca sanki böyle 20 santim gibi görünüyor. Bir şey diyeceğim kanka, branda geleceğim. Merlin branda. Naylon Brand. Müjdat Gezen nerede onu biliyor musun? Arkadaşlar Marlon Brando'nun dedi kız kardeşinin adını biliyor musunuz? Ne hocam? Naylon Brando. Hiç Fırat'ı dinlemiyorum. Sen yesene abi, yemek programı. Ben yiyorum abi ya. Ben seni bekliyorum. Brando geliyorum gördüğünüz gibi çünkü... Brando geldi ha. Brando.
sert şeyler, ünlüler, ünsüzlerine dikkat edersin. Dişin arasında falan olmasın. Sakın. İsmirimi yedim bu arada. Ne olur yan masada otur bundan esprim. Sonra. Esprimi yedim bu arada. Esprini değil kanka, ağzını açken her şeyi yedim ben. Sadece espri değil. Burada ağzını açken her şeyi yedim yani. Espri, dişin kovuğundan fırlayanlar. Ay tamam be. Gülsene ya sen de, yönetmeni güldürmüş. Bak bak gülümsüyor da çok da. Arkadaşlar Zeynep Hanım yemeği devam ediyor. Göstermen... Şurayı gösterdin mi? Branda şu yaptığı mı? Branda koydu. Branda çek ama. Ben daha demin o espriyi yaptım. Branda çektin dedim. Branda yaptı dedim. Ama ben senin kadar zeki olmadığım için anlamadım. Dinlemedin. Bak hayır, onu dinledim. Dedim dinle. Anlamadım o espriyi. Anlamadım. Evet. Her şey branda oldu çünkü. Geliyoruz biz. Kayıtta mısınız? Evet. Şu an ciddiyim. Omlet bir söylemişsin. Yine bir espri geldi. Ciddiyetimi bozmayacağım. Neden bu kadar ciddiyim? Çünkü çiğ börek yemek çok ciddi bir iştir. Çok canınız çeker fakat hayır. Çok sıcak yeri ve içinde buhar vardır. Önce bak buradan bir delik açarsınız. Tamam mı? Çünkü bu yüzünüze fıslayabilir. Bakın buharı görüyor musunuz? Çek yüzünü. Önce bu buharı bak, görüyor musun buharı? Çok sıcak. Bu yakar adamı. Ve buranın gerçekten hemen cazlatıp getirdikleri için burada soğuk bir şey bulamazsın. Böyle kaliteli bir yer burası. Şimdi şöyle kestin. Bunun içindeki buranın çiğ böreğinin içi sulu sulu. Mantı, mantı nasıl suyu söyle mesela. Genelde kötü bir çiğ börek şey olur böyle, yağlı yağlı olur. Bunun özelliği çok sıcakta cozlattıkları için dışı kıtır kıtır sıcacık, içi yumuşacık sulu sulu. Ben de ilk defa deniyorum çiğ böreğini bu arada. Çok sıcak. Ben yandım. Öyle bir algım yok. Derken yandı, boğazı yandı. Yapma kanka yapma. Yandın mı? Yok diyorum oğlum ben. Kızım, psikopatım diyorum sana. Yazık. Gerçekten. Çok güzelmiş bu arada. Evet ve yoğurtla yenilecek bir çiğ börek bu arada. Aynen öyle, çok güzel. Gayet iyi yakışır yani bunun yanına. Dev bir kızarmış mantı gibi düşünün. Çok güzel olmuş. İçindeki kıymanın lezzeti Zeynep'in gerçekten çok güzel söyledi. O sulu sululuğu, yağlı sulu sululuğundan değil, o buhardan falan efsane. Kumaş tatlatığı mı? Kim? Lekla. Kim? Kıvanç. Senin arkadaşların kanalını izliyor mu? Seviyorlar mı yani, evet, yakın arkadaşları? Evet. Ama en çok izleyen ve şey yapan sensin bence. Ben paylaşıyorum. Evet. Zeynep gerçekten, şimdi gülüyoruz ediyoruz da vefa konusunda bir sen tadı değilsin harbiden. Acayip bir dostluğun, arkadaşlığın var gerçekten Zeynep Hanım. Böyle duygusal şeyler söyledi. Hemen duygusal gelmeyin. Bu arada vefalı köftecisine de gidecektik aslında ama bilmiyorum. Gideriz başka bir zaman yine sen gideriz. Sen gittin mi hiç orada? Ben gitmedim. Benim Fırat'ın gitmediği bir yer bulmuşum. Evet. Yani. Bu arada Zeynep yemek yemeyi sever arkadaşlar. Zeynep'in eşi Serhat da gerçekten damak zevki falan iyi. Zaten Serhat Vanlı da, ondan sonra o et konusu, yemek konusu falan onda da çok iyi. Mekan olarak bilgileri harbiden iyi. Bir şey söyleyeceğim. Kıvanç Tatlısı'yla hiç bir araya geldin mi kanka? Bir ortamda bulundunuz mu bir etkinlikte falan Kıvanç'la? Yakından gördün mü? Klipte oynadık birlikte. Ben o zaman oyuncu değildim. Evet, hatta göstereyim. Yani aynı boyutta bulunamadık çünkü ben onun burasına geliyordum kanka. Klipte onu çekiyorlar. Benim kafamın üstü görünüyor. Yani birlikte oynadık ama ekranda yan yana görünememiştik. O anı buraya koyabilir miyiz acaba? Hı. Sene 9 yıl. Ben de bu arada seni o zamandan beri biliyorum. Bu bizim, bununla ilgili bir anım var, onu anlatacağım. Bu dans eder misin sen? Hayır, bu işte. Oha! Bir de herkes siyah giymiş. Ben de bak şimdi geldi. Geldi. Oha! Demek ki neymiş? Bulunmuşum, gördünüz. Zeynep Kıvanç Batlıtu. Hatırlıyorum, yani bilmiyordur zaten de ben o zaman oyuncu değildim yani. Eyvallah. Okulda okuyordum. Bu şey dönemleri olabilir ya, aşkı memnun dönemleri olabilir. Çünkü o bakış tam var. Tam o dönemler. Tatlı gelsin o zaman Zeynep. Aa, onun tatlı olduğunu söyledim. Ben burada, söyledim. Şurada zaten. Darladım. Aa, orada resmi de var. Krem karamel miydi? Krem karamel alabilir miyim? Bir tane krem karamel alayım. Ben çok sanıyorum Eskişehir'i falan bazı izlemeyi sevmem ama mesela krem karamel de bir küçüklük tatlımdır. Onun o sallanışı, bir de eskiden böyle bu kadar çok mekan yoktu. Öyle tatlıcılar falan yoktu biz küçükken. Evde annemiz yaşın yapardı. Yaşın çıkıyor, yaşın çıkıyor, çok şey yapma. Yaşımız çıkıyor kanka. Kanka olmuş ya, biz küçükken daha yeni. Biz küçükken ne lan? Biz küçükken WhatsApp daha yeni çıkmıştı. Biz küçükken daha Twitter yeni açılmıştı. o zaman tabii. Bir tane. Kurban ölü bir tane. Ama o gelince ben onu böyle bir sallayacağım. Oo, geldi. Geldi. Bir diva. Bu bir diva işte mesela. Eğer böyle bir kral bakar mısın? Yaklaş Furkan Bey. Diva, vur buraya bir Beyoncé müziği. Bak bak. Öyle değil ama bu. Ay dur. Seni mi tanıdılar? Evet. Ya bak dışarıdan sen... Bu çok ünlü ya Fırat Sabıtay. Aa. Dur çok büyük. Sıra da yenmez ki, o çok büyük aldı. Ağzına. Vur. Sen seviyor musun bunu? Yemedin mi hiç?
Bak, bu yaş grubu içemedi. Temiz kaşık vurduk bunu ye. Tadına bak, tamam mı? İlk defa yiyecek çocuk. Sevmez bu. İlk defa yiyecek çocuk. Tamam, sevmez, ben söylüyorum. Tamam Furkan, sen al bunu ye. Bir kaşık al ondan. Şimdi al, şimdi al. Çekimden sonra... Ya çekimden sonra ne? Şimdi al. İnsanlar bunu görmek istiyor Furkan. Ben benim abicim ya. Vermeyecek, sonra bu buraya hızlı sarılacak. Tamam, ben yüz ifadesini söyleyeceğim. Al, al, al anneciğim. Bu kötüymüş abi diyecek. Dur dur. Neye benziyor? Bu arada karamel sevmem normalde ama bu güzel. Bak. Benim şey haksımım çok kibar dedi. Bir ekibim var ya. Eyvallah. Gidek mi? Tamam sen git, ben bunu yerken ben peşinizden gelirim. Tamam. Buradan bir tane alayım mı, bir tane daha? Allah. O zaman arkadaşlar diğer mekanda görüşürüz kardeşlerimiz, geliyoruz. Kanka konuşurken tükürme, bir de bak böyle çarpıyor bana. Bak yap göbeğini. Burada şeyleri takıların içine giriyordu. Kanka çok geldik, geniş ama. Geldik gel. Geldik mi? Gel gel. Aa. Bakın. Gelmedim buraya. Tarihi Süleyman Ağa pilavcısı. Okumayı yeni söken Birce'den Zeynep Çamcı'ya teşekkür ederim. Heyecanlandım bakın. Ya zaten şu resimden bire belli böyle. Çok güzel. Lokum evet. Gibi lokum. O fasulyenin adını biliyor musun? Lokum. İspir. 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 İspir yani yaptım. Senden duydum, biliyormuş ki buraya laf atmış. İşte ispiri, ispiri yapayım mı sana? Senle bir ispirliği yapalım. Bundan sonra beraberiz bu kanalda. Şu an ispirliği yaptık. Aynen. O zaman gel. Buyur. Kanka bu ispirilerine bir son ver artık. Haklısın. Çok haklısın. Kayıtta mıyız arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Kendi kanalını terk edip tuvalete giden bir insan. Burası onun kanalıysa burada olacak. Burada olmak durumunda. Ben burada çay ocağının başında onu bekliyorum. Bu arada mükemmel görünüyor her şey. Bakın buradan çay geliyor. Siz kuru fasulye pilavınızı yiyorsunuz. Beklerken güzel bir çay. Yani ve gelmiyor. Her şey uzun sürüyor. Çok sıkıntılı. Biz gecelere kadar burada çekim yapacağız Fırat yüzünden. Nerede abi? Ama siz yönetmen değil misiniz? Lütfen. Yani ben bu kadar şey biri görmedim. Yani diva o. Diva olmuş yani. Ya burada doğal oyunları falan kaprisli. Fırat Savutay kaprisli bir insan yani. Geldi. Çok güzel. Önceden açtık ama ben böyle tatlı bir giriş yapmak istedim. Mikrofonumu açayım. Nenek açtık. Evet. Sana burada çay ikram edecektim. Onu planlıyorduk. Fırat'ıma dedim bir çay koyayım. Fırat'ıma demişsin. Eminimdir. Aa, küçük boy karışık var. Orta boy karışık söyleyelim mi bir tane? Beraber yiyelim orta boy karışığı. Ben niye seninle beraber aynı çok haklısın. Şeyden çok yiyorum doğru. Ya? Ben seni benden zannettim. Çok doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Tamam. Ben küçük boy karışık istiyorum bir tane. Sen de ne kaprisler, istiyorsan. Kaprisler, sıkıntılar. Hiç. Ben de küçük boy karışık istiyorum. O zaman iki tane küçük boy karışık. Bir dakika, bir dakika. Evet, karışık güzel burada. Kaldır bakayım. Ay, kulağım ağrıyor. Ay, sıkıntı oldu. Sen hep bu taraftan mı konuştun? Kulağım ağrıyor daha. Kendi çenenden kendin yoruldun, yemin ederim ha. Kendi çenenden kendin yoruldun. Evet. Sen niye Atlas'ı görmeye gelmiyorsun? Bir şey diyeceğim. Şeyi söyledim ya, Spotify'ı. Söyledin mi klibi? Onun önceki şeyi de söyledin mi? Söyledin. Spotify'da. Biz buraya reklam için geldik ya. Ben açık sözlüm insanım. Şarkımın klibinin reklamı için buradayım. Fırat Sabuto'ya bu yüzden katlanıyorum. Dedim ki... Şu an takipçilerim diyor ki, Fırat abi, Fırat, Allah yardımcın olsun. Gerçekten Allah sabır versin. Bir şey diyeceğim, neden? Bir şey diyeceğim, seni çok sevdiler. Bence seni bir çok şey sevdiler. Bir şey diyeceğim, sen demedin mi kanka işte gel yeni format başlatıyorum. Ben evet. De dedim ki, aa dedim, şimdi bir şeyim olmadan kuru kuruya gelmeyeyim. Kuru fasulyeciye geliyorsam... Bir şarkı çıkarayım bari dedi. Karışık bir albüm masrafa gireyim, şarkı çıkarayım, boşa gelmeyeyim dedi. Sırf Fırat'ın programına geleceğim diye şarkı yaptım arkadaşlar. Eyvallah. Hani programa geldiğimde bir şey olsun diye. Ben onun senin için yaptım ya şarkı. Kardeşim benim. Kardeşim ellerini tuvaletten çıktı, yıkadın mı? Sabunladım ya. Allah. Kokla lan. Ya en sevmediğim şey birdenbire tuvaletten çıkmış insanla el sıkışmak ya gerçekten. Gidip elimi yıkıyorum. Elimi sabunladım senin, Allah cezanı vermesin. En sevmediğim ikinci şey bak telefonum uçuyordu düşüyordu. Durağa kanka. Bir sipariş verip geliyorsun. Sipariş verebiliyor muyuz? İki tane karışık olsun küçük boy. Evet, ayran burada açık ayran var. Açık ayranımız da var. Harika bir yere getirdim. İki tane de açık ayran. Aynen Zeynep'ciğim. Başka şimdilik bu. Daha ne olsun ya, daha ne yiyeceğim, hepsini söyledik. Ya arkadaşlar açık ayran istedim diye yine morali bozuldu. Yani böyle ucuza kapatmaya çalışıyor ya. İçecek söyletmiyor, beni konuk aldı. Ayıp ya. Abi soda olur mu? Her yemeğin yanına soda söylenir mi ya? Olmaz abi, ben bunlayım. Yani takipçilerim benim ne kadar elim... Ooo hocam can yakar. Ben sadece dans ediyorum. Hadi elini yıka gel. Şapkam tuvalete düşecek kesin, onu da burada bırakayım dur. Allah aşkına. Ay ne yakıştı kız.
Dur bu saçın su bozulacak. Sailor Man. Nasılsın? Furkan. Çok yakıştı. Teşekkürler Furkan. Sağ ol. Kankaya beni 1,5 saat beklettiniz. Bu soğutulacak bir şey değil. Ben bunu söyleyeyim de. Ama hemen çözüm bulduk. Diğer neyde geliyor bu? Neyde geliyor bu ne? Güveç. Demek ki sıcak yenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Hadi ama o zaman. Ama güveçte gelen her şey sıcak yenmez kanka. Aynen öyle demem. Sütler. O da güveçte geliyor. Doğru söyledin. Ne? İlk önce kurudan mı alalım? Valla üçünü karışık alıyorum ben. Hmm. Bakın. Ben şu an yalan yok bende. Yiyince gerçek tepki çıkacak. Tereyağdan dolayı renk almış bir pilav. Çok koyan. %1 milyar Karadenizliler. Evet, gerçekten iyiyse konuşamıyorsun zaten çok. %1 milyar Karadenizliler. Fasulye falan nasıl lokum değil mi? 10 numara bir tereyağı ayarı var. Ayarını da bitsin aynı anda bakalım. Çok güzel. İçtim. İçtim mi? Hı-hı. Olur. Ben de biraz önce saymadım. Şuradan da insan bir çay içerisi geliyor değil mi? İçeriz kankam. Bakayım bir dakika. Ben şimdi karışıp üçünü bir şimdi de tek tek yiyip yorum yapacağım valla. Tamam. Bakın pilavı yiyorsun. Pilavı. Hiç gelmemiş gibi. Aa. Aa şuraya bak bıçak onu çek. Döndür döndür. Kuşa bak döndür, kuşa. Döndür kuşa. Ama... Bunun için döndürdün değil mi? Kibarlık hayır. Yapmayayım diye. Arkadaşlar şuraya bir bakar mısın nasıl hızlı yedi? Abi videoda da böyle yer misin? Niye utanıyorsun insanlardan? Abi gömdü böyle yaptı bak. Hiç öyle bir şey yok ya. Böyle yaptı. Bana konuşma dedin o yüzden çok konuşmuyorum. Hadi yap konuş bakalım. Ne geliyor aklıma? Benim tuvalette bir sürü şey geldi aklıma biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Kamerayı oraya çevirdiklerindeki gibi yer misin? Tamam. Kaşın ucuyla yemedin. Tamam, tamam. Dolu dolu hızlı hızlı yedin, evet. Ama şimdi beni bayıltma yemekten. Gerçek Zeynep Çamcı bu arkadaşlar. Lan biraz önce de yedik, ne yedik biz de? Ha, böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle, bak bakma. Bana dedi ki hepsini yeme çatlarsın dedi. Bir şey yap. Şimdi burada oyunlar. Gelmeyin bunun oyunlarına. Bir şey söyleyeceğim. Ünlü arkadaşların laf mı eder? Karizman mı çizdin ünlü arkadaşlarının yanında? Oğlum ünlü arkadaşım sensin. Laf ediyorsun işte. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sen tanıdığın en ünlü arkadaşım ben olabilir miyim kanka? Evet ünlü arkadaşın laf mı eder diyor. Zaten yanımda duruyor ve laf ediyor yani. Arkadaşlar 200 lira az porsiyonun fiyatı bu karışık yediğimizin. Küçük ama bence bu küçük boy değil ya. Şey bir şey sorabilir miyim? Bu en küçük boy mu yoksa bize normal boy mu verdiniz? Bu en küçük boy mu? Küçük boy mu bu? Evet en küçük boy. Bu en küçük boy. Büyük boy hangisi? Bu çok iyiymiş. Bir dakika. Aa. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun, bak bunun fiyatı ne kadar? Bu 220 lira mı? Evet. Aa, bu 200. Okey fiyat. Ben getirdim mi böyle mekana getiririm işte kardeş. Bak, o da bu. Orta. Bu orta. Ayranımızın fiyatı ne kadar? Bir dakika bu bizdeki... Ayranda 30 lira. Ha bu onun incesi göremiyorum, tersten görüyorum. Ben niye göremiyorum? Buraya niye bak? 30 lira da ayran. 230 liraya bu... Valla aktı ha. Bakın arkadaşlar büyük boyu Fırat'a bile büyük yani öyle düşünün. Evet. Evet bana bile. Gerçekten aynen. Bak senin kafandan büyük abi. Ay bu kadar çok yemek yedim ki konuşamıyorum artık. Şuralarda bayılıvereceğim. Ben bazen bir, günde 3 kilo alıyorum bir videoda Zeynep biliyor musun? Acımadan hızlı hızlı ye diyorsun. Daha bir yere daha gidecek. Of çok güzel yedik arkadaşlar. Vallahi çok iyiydi. Ben beğendim. Güzel. Kuru fasulye bana ve pilava daha yüksek. Çık bak o zaman yemek yemeye gitmeyelim. Çıkışı bir yerde Türk kahvesi içerek yapalım. Bana bir tane düşün Türk kahvesi. Tamam. Şöyle yapalım gidelim. Çok uykum geldi gerçekten. Tamam. Diyorum ki videonun çıkışını tamam. Şey ben bir... Burada yoktur Türk kahvesi. Ya nesi olmaz? Konuşun lastik konuşurma. Çay var abi. Bayılıvereceğim. Bu da hala 5 dakikadan. Zeynep Semzi. Zeynep Semzi. Bir şey söyleyebilir miyim Zeynep Semzi? Bir dakika beni lafını kesme. Bir şey söyleyeceğim. Çıkışı yemek yemeden kahve içerek yapalım bir yerde. Ben ne çıkışı? Bayılacağım diyorum. Her şeyiniz yalan sizin ya. Nasıl yalan abi? Ben yalan şu an... abi şakadan yapıyorum zannediyor. Şimdi lazım. Bir tanesi Türk kahvesi alabilir miyim? Var mı burada Türk kahvesi? Bir sakalım da var ama. Hani bak sakal da var. Bir bekle. Ama ben burada Türk kahvesi içtim sanki ya. İçmemişindir. Sana ayıp olmasın diye bir demiştir. Hala da yiyorum ben. Ya. Duramıyorum. Bana ne yaptın ya? Yavaş yavaş. Büyü mü yaptın? Ne yaptın ya? Büyü mü yaptın sürekli yemek yedirin? Yeni saç kestirdim hayvan. Çok güzel ama. Bir de çok saçlarımın küçük. Rengini kırdırdım biraz. Gönüller kırılmasın. Bırak saçımız kırılsın be Zeynep. Bak illa oradan gönüller kırılmasın diyecek. İlla oradan...
kırdıracak şimdi bana kendine. İlla bir laflar çarptı illa da. Mesela ben de senin takipçinim. Ben aynı zamanda oradayım ve burada mıyım? Evet. Oha, kendimle de konuşuyorum. Aynen öyle şu an. Reception. Reception. Şu an Zeynep, televizyonda izleyen Zeynep'e bir şey söyle. Sen de Fırat'ın takipçisin Zeynep. Ben de takipçisiyim Fırat'ın. Ya. Bunu izlerken sonra story atsana kanka. Kendine bunu söylerken. Evet ama ben senin takipçisin. Sen kendi takipçin değilsin. Evet. Evet. Yo, ben de kendimi izliyorum yemek yerken bazen. Beşinci defa olacak gömüp geliyoruz diyelim. Abi yak burama geliyor. Kapat oğlum, kapat. Hayatım ışık mışık boş ver bunları ya. Eyvallah. Doğal ol biraz. Sen kendi özünü unutmuşsun. Doğru söylüyorsun be Zeynep kankim. Bir şey diyeceğim, yürüyemiyorum. Kaç tane... Çok kötüyüz. Bunu da paket ettirdim. Yarısını eşime götürüyorum. O hepsini yedi bitirdi. Bir de ha bana... Dedi ne istersin dedi, sana bir hediye alayım dedi, bir kolye mi istersin, benim seçtiğim şey belli. Zeynep'i bu yönden dolayı çok seviyorum. Ben bir paspas gördüm. 20 liraya şu paspas aldı. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi. Gördüm dedim ki kanka bana bu paspası alır mısın? Alırım be kanka dedi, 20 lira dedi. Ama benim için değeri çok büyük, harika. İki tane aldı 20 lira olunca. Evet. Bir şey vallahi indirimdeyse bende o huyu var. İki tane alırım. Bir şey olur paspas. Ben zaten bunu hayatta yani yere seremem. Böyle güzel bir yere duvara koyacağım. Duvara asacağım muhtemelen, duvara yani asacağım. Yani öyle olabilir bir kenara. Evet. Çünkü ben üstüne bastırmam yani. Benim için çok kıymetli. Aa kardeşim. İkisi de benim kanka. Ben orada beğendim. İki tane aldırınca zannetti ki bir tanesi onun eve götürecek. Vallahi yok hiç ya. Öyle sanmam, yemin ederim hiç. Ne vardı gene 80'lerde pışık. Pışık. Eskiden de onlar. Üzülüyorum. Ha siz evet. Merdiven var. O bir şey olmaz. Ya Furkan niye böyle? Furkan rastgele yaşıyor biraz. Bu kadar hani yakışıklı olup bu kadar her yere takılan bir çocuk yani. Bir de ama. Martıyla uçtu. Martıyla uçtu. Sen mantıya binemezsin. Boyun çok uzun. Bir kere uçtu. Oran orantı olarak olmuyor. Böyle salın. Gerçekten. Kız bu martının üstünde rüzgar alır. Öyle öyle. Kız ben seni yürüteyim bak insanlar var. Ben şu an ayı gibi mi görünüyorum? Dur. Kaydı keselim. Kaydı keselim. Niye böyle şeyler? Niye doğallıktan uzak? YouTube böyle bir yer değildi. Doğal bir yerde hani. Biz yine doğalız. Karanlık oldu. Işık gitti. Belki bizi görmek istemiyorlar kanka. Biraz da sesimizi duysunlar. Kardeşim o sırada bana geldi. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi çok fazla yedik. Fırat'cığım da dedi ki ben sana dedi bir Türk kahvesi ısmarlamak istiyorum dedi. Bütün önceki yemekleri de Fırat'cığım bana ısmarladı. Al senden razı olsun. Çok kral kardeşim? Adamsın. Çok sen teşekkürler. De. Bu sen güzel de. Kanalına her şeyden önce birçok güzel arkadaşımız bizi izliyor. Beni böyle yanına aldığın için bu bölümde teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. Kahve içmeden hallettik bu işi. Aa, çok pardon. Kahve Allah. İçmeden hallettik mi? Sen hayır kardeşim bir kere... Her şeyde böyle bunu yapıyorsun. Evet arkadaşlar gel. İçeri girdik kestik. Sofaya geldik. Tamam kesiyoruz arkadaşlarımızın... burada. Yok gel buraya. Arkadaşlarımızın çok tatlı bir kafesidir. Haydi gelin. Böyle denmez mi? Haydi gelin. Haydi gelin. Zeynep'in uykusu geldi arkadaşlar. Zeynep çöktü gitti ya. Bu arada mekan iç de fena değildi. Dış gerçekten böyle sakin, loş ışıklı. Arkadaşınla, sevgilinle, eşinle hatta aile de gördüm. Rahatça oturup kahve içebileceğin güzel bir yer. Sıcak da bu arada dışarı olmasına rağmen sıcak. Ama Zeynep havalar gerçekten çok sıcak. Yani şu an kar yağmış olması gerekmiyor mu? Şu an bir Nisan havası yok mu? Evet Zeynep burada değil. Bir Türk kahvesi sade. Evet evet sade Türk kahvesi alırım. Ay, dur. Otur ben ona gireyim. Ortama yakışır paspasımı vallahi, atayım mı? At yer az şuraya paspası as. Hadi ben de geleyim. Tamam. Gel kanka. Buranın, ha. Bir dakika dur şuralı dur. Oradan buraya buradan şu buraya tutacağız. Evet. Şu elit ambiyansı. Gerçekten. Sıkıştır kanka. Sıkıştır kanka ya. Aha bak bu demiri çek. Göbeğin zaten senin duvar gibi olmuş. Kendimle barışayım kardeşim sıkıntı ya kanka. Ortamını ortam bozduk o kadar ya. Güzel ki kardeşlerim yani. Biz de o kadar çirkiniz ki Fırat'la. Kız bu çok güzel. Çok iyi. Eve gidince ne yapsan şirkette çok güzel. Bir tanesini güzel aynen Serhat'a şey yap hediye de. Malzemesi aşırı şey içici kanka, yer. Kanka ikisini 40 lira verdik. Akciğeri çekme ya. İkisi 40 lira kankam yanlış anladım. Akciğerim söndü getir. Nasıl bir ay şey bayılıyorum galiba. Evet çok şey ağır bir malzeme koymuşlar. Elini kokla bir. Yok yok. Elimi yıkamaya gidiyorum. Yani öyle bir tuvalet sırası var ki ben şirkete gidip benim yıkayıp gelebilir miyim?
Gerçekten bazı mekanlarda tuvalet sırası beklenmiyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu gömlek de bu çok güzel. Bu da bana olur. Zeynep sen benim dolabımı ele geçirdin kanka? Ya ben böyle bol şeyler rahat. Vereyim mi gömleği sevdiysen? Bunu vereyim mi? Polar yorgan gibi kanka o gömlek değil ki. Kışın koltuğun üzerine ser bunu. Polar ben yorgan değil mi kardeşim? Hiç gömleğe benzemiyor. Bu gömlek. Yani senin kanalın için gerçekten dans mı etmedim? 5 öğün, 6-5 öğün yemek. Klibini izlesinler. Sen var ya kral adamsın. Klibi izleyin arkadaşlar. Acıdı mı lan? Elin ağır diyorum. İnan, arkadaşlar bunun böyle 1.30 olduğuna bakmayın yani fena. Çıkın. Sadece elimi yıkayacağım ama. Ha çocuk mu var? Bu sırası beklemedim bu arada. Elimi yıkayabilir miyim dedim. Evet. Dinlerdiler. Sana bir şey söyleyeceğim. Dur daha dik duralım. Niçin? Ben divayım ya. Seni ilk gördüğüm anı söyleyeyim mi? 2011 senesi. Hatta Sezgi var mıydı? Yoktu. Ben tektim. Bir dizinin görüşmesi için Cihangir'de bir ajanstaydık. Yokuş inince sağ tarafta. Ajansın adını da biliyorum da şu an devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı bilmiyorum. Bir ajans vardı. Arka herkes böyle oturuyor. Hani sessiz sakin. Çağrılacak. Onu bekliyor. Zeynep bir girdi. Aynı trip. Siz ne yapıyordunuz falan? Siz de o arada böyle ya bir iki dizim var ya yok kanka. Çok böyle popi ama değilsin yani. Audition çektiğim için rahatlatmak için. Sen audition çekmiyordun. Girecektin belki de. Çalışıyor. Çekiyorum ben orada audition. Ha sen orada audition mi çekiyordun? Hemen o dizideydim. Ay buyurun efendim. Şu an Fırat Bey'in YouTube kanalı için çekim yapıyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Benim en tatlı arkadaşlarımın sunumları. Hatta şöyle de yapayım. Aynen tabi sofa burası. Abi. Bu arada ismi çok güzel. Sobutay Fırat Atlas. Bu kadar da duygusal. Bu kadar. Ben de duygusalım kanka. Ben bunu fark ettim. Vallahi sen böyle... Ben bir şarkı yaptım. Konuyu yine oraya getiriyorum. Hiç ben. Ben çok romantik. Bir şey diyeceğim. Bir şeyse ben çok şaşırdım ha. Çok romantik. Ya yani bu bir şeymiş bende. Bu bir maske. Mesela insan... İnsanlar... Hani romantikmiş taklidi yapıp içinde öyle değildir ya. Ben de böyleymiş gibiyim. Burası böyle hop maske çıkıyor. Kanka bir diva çıktı içinden, bir romantik. En çok izlenen videonun hangisi? Biraz da senden bahsedelim. Kazman 3.9 sonra değişim videosu. İşte bir ayda 10 yaş gençleşme videom. Ondan sonra Peray'la olan video. Çocukları zaten çok seviyorlar. Gece gizli kalma vardı Peray'la, o da 3 milyona yakın. Ama YouTube ama tarihinde... Ama şunu söyleyeceğim. Eski YouTube ekiple, tarihinde en kısa zamanda en çok güzel. Çünkü mesela saydıkların hepsi eski, Kazman yeni mesela. YouTube'da müzik şu an eski ekiple, YouTube'da şu an eski ekiple yapmış olduğun GTA 5 Gerçek Hayat. O bir oyunun gerçek hayatı diyor. 25 milyon falan şu an. Ne zaman o? Eski. Çok eski. En çok o izlendi. Peki en çok sevdiğin şeyi yapıyoruz ya hani. En kısa zamanda en çok izlenen video Kazman mı oluyor? Evet. O zaman ne demek oluyor? Evet. Müzik daha... Bir günde 1 milyon. Yok. Müzikle alakalı müzik değil kanka. Neyle alakalı? Merak mı? Şöyle. Fırat Sabutay ne yapmış mı? Kanka gitar Kazman çalıyor musun? Kazman Eko... Evet. Orada gerçekten gitar çalıyor musun? Kanka ben gitar çalabiliyorum. Hayır orada kanka, playback klipte o. Kanka nasıl başardın gitar çalmayı bilip de gitar çalmıyormuş gibi. Kanka o playback, o playback. Ağzıma nasıl çıkıyorum? Bir şey söyleyeceğim. Burayı bir kapatmam lazım. Anladın oğlum o playback. Onların kayıtları alındı bitti. Kanka playback deme. Hem K var hem P var. 3 kere tükürüyorsun. Zeynep'cim o playback, şizofren tamam mı? Orada zaten çalıyormuş gibi yapıyorum. Orada klibin heyecanından asıl akorla bazı yerlere bakıyorum, bazı yerlere bakmıyorum. Heyecanlandın mı yani klip çekilirken onu abi, söyle. Abi tabii ki yani ilk defa bir klip çekiyorum. Ben kendi de heyecanlandım bu arada. Konuyu o zaman bana kes getirdim. Ne bıdı bıdı bı. Abi öyle yapıyorsun. Bir kes dedin ki sesi yapıştı kurşun gibi. Ve şunu söylemek istiyorum sana. Kazman ayrı bir durumdu. Böyle çirkin bir gülüş de yok Allah kahretsin. O benim gerçek... Ya benim gülüşüm yok. Bunu herkes bir biliyor. Herkes biliyor. Sus bizim. Tamam ben sakinim gülmüyorum. Sakin halim. Ben gözüm yaşardı. Gülüşüm yok böyle fenalaşıyorum ben. Tamam elime sıçrıyor gülüş olmadığı için. Neyse klip çekilirken heyecanlandığı için gitarın yerleri... Bu arada... Ben heyecanlandıracağım sana. Heyecanlanmayacağım. Kazman'ın akorlarını söyle o zaman. Yanlış çaldığımı düşünüyorum. Söylerim tamam. Ben sana onu da söylemişim. Söyleyeyim de bir sen şaşır. Ben heyecanlanınca ağzım kuruyor. Daha kötü. Sen yine gitarı şey... Ben böyle kelimeyi... Ağzım yapıştı. Yok yani saatlerce bir de Serhat yönetmen eşim. Onu da burada söyleyeyim. Eşim çekti kendisi yönetmen. Yalı.
Allah'tan kaç. Burada gülüyorum ya, yılı yılı diye gülmeme olur. Allah'tan yeni gülüşler şurada sürede. Kahve içtiğimizi görüyorlar yemin Furkan ederim. Furkan da o kadar neşeli ki yani. Neyse, gitar akorlarını basıyorum. 1, 2, son 1, 2, 3. Sen söylemen lazım ama kazmanı. Kazmanı. Nargele, nargele, kazmana ısmarladın nargele. Ama elim görünmüyor ama. Hayır, hangi akor söyle? Ama sen de böyle yapıyorsun. La minör mü? Kanka sen minör. Klipte ellerin heyecandan boşa düşmüş, sen de böyle yapıyordun. Hiç öyle yapmıyoruz ya, bir çabartma. İki yerde yanlış bastık diye yani. Sana helal olsun, kaç milyon izlenmişti? 3.9. Sana helal olsunca nasıl gözleri kısıldı, nasıl seviyor, nasıl o saçların attı. Sağ ol kardeşim. Yılı yılı ne ya? Ya gülemiyorum ben, bir şey yani, bir kelime koymam gerekiyor. Mesela nasıl kahkaha atabilir bir insan? Nasıl kahkaha atabilir bir insan? Oğlum, ya çünkü sana doğru konuşuyorum. Burada korkuyorum buraya doğru konuşmaya artık. Psikolojim bozuldu. En sorulmayacak bir şeye sorulur. Bu arada arkadaşlar şu çok hafif bir şey. Fırat'ın da elleri böyle maşallah konuşurken buralara vuruyor. Bu böyle titreye titreye düşecek diye. Bunu buraya aldım. Hani onu da söylemek istiyorum. Bu güzel vazoya gelecek. Başka bir dizi... Bak ben sana bir şey söyleyeyim, sen beni bırak. Başka bir dizi film var mı kankam şu an? Ben sana şunu söyleyeyim, hep var sen mi? Konuklar alıyorsun. Söylemek istediğin evet. Neyse şimdi burada takipçilerine söyle lan. Ben soruyorum. Bir daha konuk almayacağım. Zeynep Sondu. Hayalini. Burama kadar... Ha? Bak müzik, bak bir şey söyleyeceğim. Klip çektin, şarkı evet. Söyledin. Evet. YouTube programı yapıyorsun. Ne yapmak istiyorsun ya? Sen bana bir şey söylüyorsun, onu hiç buradan söyledin mi? Ne söylüyorum kanka? Ben oyuncu, Fırat aslında oyuncu arkadaşlar. Biliyorlar. Tamam biliyorlar ama bunu cümle, yani onlar zaten biliyor ama bilmeyenler de var vardır, ya. Vardır. Hani olabilir. Bilmeyenlere de söylemek gerekiyor bazı şeyleri. Bunu da ben söylüyorum. Fırat çok iyi bir oyuncu. Ben kendisiyle de karşılıklı da oynadım, çalıştım da. Evet YouTube programı var, çok güzel yapıyor, müzikle ilgileniyor ama benim arkadaşım çok iyi bir oyuncu ve setlere dönmek istiyor artık. Evet. Hayır çok seviyor. Özledim, keşke keşke bir set olsa, birlikte oynasak, keşke ya da birlikte oynamasak da ben özledim dedi bugün bana. Ben de bunu söylemek istiyorum. Fırat Sabutay bir oyuncu ve özledi. Buradan mesaj gönderiyorum. Neye diyorlar? Evrene. Evrene. Değil mi? Öyle diyorlar. Evrene yolladım. Ama söyle. Çünkü onun da söylemek istediği şeyler var. Belli ki burada söylemiyor. O değil de Nuri Bilge Ceylan filminde son anda olmadı ya. Onu söyledin mi? Biliyorlar mı? Biliyor, bilmiyorum. Bilmiyorum. Nuri Bilge Ceylan filminde oynuyordum ben. Kurotlar üstünde de. Audition çekmiştin değil mi? Verdin. Çok fena. Çünkü çok iyi bir tipin var. Çok zevkli bu arada. Fırat'la beraber oynamak çok çok zevkliydi. Öyle öyle. Zeynep de öyle. Hiç ne dediğini anlıyorsun, ne konuştun. Bir dakika, o zaman yılı yılı diye gülmüyordum ama yılı hani gülüyordum. Harbiden o zaman öyle yılı yılı... Şu an bu programa özel gülüş çıktı, yılı yılı. Ama bence yani Furkan biliyor, tam bir şey YouTube'luk gülüş. Demek YouTube'da da böyle benim şey. Benim de şey vardı. Nerede? Burada mı ya? Benim çok eskidir bu Akiko. Mesela gülme taklidi de yapabiliyorsun sen, ben yapamıyorum. Bazıları, bu arada dediğin gibi ben de çok çirkin gülüyor. Çok çirkin güldüğüm için de Zeynep bazıları yapay güldüğümü zannediyor. Ama gülemiyorum yani, hani o an o geliyor yani. Mesela Sezgi, nasıl bir gülüş? Sezgi ve Pera çok güzel gülüyorlar abi. Yani güzel, ben bayılıyorum. Güzel gülen insanları özleniyorum buradan. Evet, çok sevgili güzel. Sevgili Sezgi'ye selamlar. Pera'yı çok seviyorum, Sezgi'yi çok seviyorum. Ama hiç gelmiyor onları ünlü. Tanka bahsedeyim o insanı, tane aa. Biz çocukları alıp gelemeyiz bir kanka. Bir şey söyleyeceğim. Sen, Pera, alacağım kocanı, geleceğim seni bize. Seni takip ediyorum. O kadar güzel cimnastik yapıyor değil mi? Evet, yanlış söylemiyorum evet, ama evet. O kadar güzel yapıyorsun ki. Bütün arkadaşlarımla hepiniz çok güzel. Böyle şey, o kadar mutlu oluyorum ki ve ben hayatımda Fırat'ı hiç bir yerde yani çok kısa bir zamanda bile gördüm. O kadar heyecanlı görmedim seni izlerken. Öyle, çok heyecanlıyım. Çok güzel. Ağlıyorum kanka zaten. Her yarışmada ağlıyorum. Fix. Bir de çirkin ağlıyor kanka. Korkuyor. Böyle oluyor. O çıkarken falan heyecanlanıyor. Var mı başka söylemek istediğim şeyler? Kapatacağım ona göre. Tamam şeyi söyledin zaten bol bol. Klip, onu şarkı, evet koydum, kapak, kankam. Bir şey söylemek istediğim şu. Öyle bir şey oldu ki eğer devam ederse bir sürü şarkı var. Yani çok dinlenmese de yapacağım. Belki ikimiz değil. Ben hemen buradan bir çıkardı ya. Tabii ya. İkimiz sonra bir tane yaparız. Ben ikimizin hangi şarkıyı... Koy ver tüm ki tüm baby. Biz ikimizin söyleyeceğiz acaba? Ha? Ne söyleyeceğiz acaba? Sen miydin sevgilimi çalan? Anladım dostluklar ya. Kız ikimiz şarkı söylersek hangimiz Spotify'ına yükleniyor? Parayı karışırız. Hangimizin Spotify'ına yükleniyor? Serap hepsini çöker. Annen enayi mi sandın? Bana yüklenecek. Oradan karışır, fark etmez, ben bölüşürüm kanka. Hayır, nereden karışır? Bana yüklenecek o. Sana yükleneceksin, oradan da bana ver. O zaman YouTube'u da ben alırım. Spotify sende, YouTube bende. Tamam, YouTube sende olsun, Spotify bende olsun. Çak. Çak, anlaştık.
Çok fena anlaştı. Eğer bir şey olsa Spotify'daki 200 milyon dinlenirse bitti. Hacklerim o hesabı, kapattırırım. Amerika'ya derim ki haberim yok, hiçbir şeyim yok, kahretmesin derim. Çok teşekkürler arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Nasıl program kapatırım? Enerjinle falan çok teşekkür ederim valla Zeynep. İyi ki geldin. Programın ilk konu oldun. Bundan sonra diğer oyuncu dostlarımız falan hepsini kısmetse yavaş yavaş alacağım. Bu arada sadece oyuncu... Şapkamı bir dakika kuru fasulye poşetine koymuşum. Program konu takacağım. Burada kuru fasulyenin peçetesi kalmış. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu programda futbolcu, oyuncu hepsi olacak. Sadece şu an oyuncularla başlamamızın sebebi çoğunlukla ünlü çevremin hepsini oluşturan şey oyuncular. Ondan dolayı da öyle bir başladık ama futbolcular falan da gelecek. İlk konuk olman beni çok mutlu etti. Umarım şarkıların bol bol dinlenir. Bu arada ben çok uğurlu gelen bir insanmışım. Ben bir dükkan arkadaşlar açıldığı an o dükkana giriyorum. Şurada karşıdaki dükkan. İnanılmaz bereket getiriyorum. Çok güzel bir enerjim var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beni ilk konuk aldın. Bunu ciddi söylüyorum. Özellikle bu format inanılmaz çok izlenecek. Eminim. 50 bin ayrılırsın. Oğlum önemli değil ben. Bilmiyor. Bak programa şöyle ayağımla, şöyle yere programa ayağımla gireceğim. Yılı. Tik oluyormuş. Evet. Yılı deyince öyle, öyle oldu sakın. Sakın yılı deme, tik oldu. Bu arada botunuza da tüküreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sol ayağımla programa girdim. Uğurumun bir de bereket şeyine parası. Kahveleri de ben ısmarladım bereket için. Hadi bakalım. Sen mi ısmarladın? Hı, ben ısmarladım. Vallahi mi? Evet, esmerim. Gözüm doldu kanka, ağlayacağım şu an. Yalı. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz. Umarım keyif almışsınızdır kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.